oturduğum koltuk o kadar alçak ki. Yastık getirdi kız. Alt tarafta yastık var, arkada da yastık var. Niye alçak yapmışlar anlamadım. Ben de böyle alçak koltuklardan nefret ediyorum ya. Masanın daha aşağıda olması lazım. Oo, çayımız geldi. Buluşki, spasme buluşki. İşte nitişe Niye, niye? Spasme. Başka bir şey istersiniz dedi. Yok dedi. Ne isteyeceğim başka? Çaydan başka ne isterim lan? Aha arkadaşlar. Kız istemeye gidiyoruz. Haydi bakalım. Gez 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 yoruldum. Sevgili dostlar, Vitebsk Belarus'un 4. büyük şehri. Arkamda gördüğünüz sokak ve yukarı doğru devam ediyor. Yan tarafa doğru devam ediyor. Bir tane hostel var. Sonra anlatırım orayı. Daha çok kafeler var. Birkaç tane bar var. İşte büyük bir kilise var. Zaten ülkenin her yeri, şehirlerin her yeri kilise ve müzelerden ibaret. O gösterdiğim yerler buraya yaklaşık, yani buranın 1 kilometre etrafında. Anıtlar, müzeler vesaire. İşte buraya oturdum, çayımı içiyorum. Arkadaşlarla selam kelam edelim dedik. Bugün Vitebsk'te son günüm. Bundan sonraki yolculuk Grodno. Grodno'dan sonra da Brest. Nasip olursa, ölmezsek. Allah bir kaza bela vermezse. Güzel şehir. Şansımdan havalar çok güzel gidiyor. İlk gün Oşmiyan'a gitmiştim. Belarus'a geldiğim ilk gün. İkinci gün akşamı dönüş yaptım. İki günde gezdim çünkü küçük bir kasaba. Minsk'e geldim. Minsk'te bir gün kaldım. Polotsk'a geldim vesaire. Evet, serüven, macera devam ediyor. Vitebsk'i sevdim. Vitebsk'i sevdim. Yani şehirler birbirlerine benziyor şimdi. Eski şehir, eski bir ülke. Almanlar Belarus'u bombaladıktan sonra adamlar bütün ülkeyi yeniden ayağa kaldırmışlar. Tabii ki hani bizimle kıyaslamak pek sevmiyorum da bizim ülkede şöyle böyle diye. Eski tarihi dokusunu korumuşlar. Binaları eski kültürlerine sadık kalarak yeniden inşa etmişler. Vitebsk'e de gitseniz, Minsk'e de gitsen, diğer şehirler görmedim ama tahmin edebiliyorum. Eski tarihi dokusunu korumuş arkadaşlar. Öyle yani. Modern bina görmek çok zor. Güzel yani. Sevdim ben. Sevdim. Çayımızı içelim. Selam kelam edelim. Ne selam kelam edelim bilmiyorum. Bakalım aklımıza ne gelecek. Biraz bekleyin. Hemen videoyu ileri sarmayın. Yoruldum ya. Konuşamıyorum ya. Kıçımın altına da yastığı koymuşum. Annem derdi totonda çıban çıkar diye. Yastığa oturulmaz bizim kültürde. Ama alt taraf alçak, masa yüksek, ne yapalım? Ben bundan 3 bardak çıkartırım. Ya buranın çörnü çayı farklı. Bak bunun aroması 10 numara. Ne diyeyim ya? Abi her yerde çay içtim. Hep çörnü çay içiyorum. Nereye baksan şuraya. Bu çayın kokusu daha güzel geldi bana. Kaşığı görüyorsunuz. Ne kadar estetik. Cam bardakta çay yok arkadaşlar bu ülkede. Hep porselen. Anlatacağım çok şey var da. Yani seyahat bittikten sonra da anlatabilirim. Seyahatin içerisinde de anlatabilirim. Kafamda birçok şey olur. Birçok şey oluşmaya başladı. Her anlamda. Ülkede yaşanır mı? Ticaret yapılır mı? Buradan evlenilir mi? Ticaret yapsak nasıl olur? Hangi ticaret kolları bize göre daha uygun? Ülkenin kuralları, insan hakları, ticari kurallar, hukuk. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Sordukça,
merak ettikçe öyle. Şimdi kıçımızın altına yastık koyduk, götünde çıban çıkar der annem. Bizde böyle batıl inançlar var ya, bunlarda da var. Ben şimdi akşamları ıslık çalarak geziyorum böyle falan diye. Islık çalarak geziyorum. Kız da uyarıyor hemen. Uğursuzluk getirir falan diye. Telefonun da şarjı bitmek üzere. Zart diye kapanabilir. On numara 5 yıldız. Zaman ve vakit buldukça anlatacağım arkadaşlar. Şu anda gezmekten, etrafı izlemekten, yani bu saatlerde gündüz vakti bir şey konuşmaya dermanım kalmıyor. Ben seyahat etmek için seyahat ediyorum. Video çekmek için, YouTube'a video atmak için gezmiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla video benim ikinci işim, video çekmek. Önce geziyorum, dolaşıyorum, çay içiyorum, bir şeyler atıştırıyorum. Gördüğüm yerlere bakıyorum, ediyorum. Dolayısıyla video çekme ikinci planda benim. Onun için bu saatlerde benim yorgun olmuş oluyorum. Yani şu anda konuşmakta zorlanıyorum. 6 dakikayı devirdik. Vitebs'ten güzel videolar çekmeye çalıştım elimden geldiğince. Sakin bir zaman anlatacağım şeyler var. Mesela döner yedim, gösterdim ya. İşte öyle bir yer, buralardan bakıp edip ticarete atılabiliriz yani. Atılabiliriz derken hani meraklısı için söylüyorum. 3 gün sonra gelip de ticaret yapacak halim yok. Sadece düşünüyorum. Beyin jimnastiği yapıyorum sizlerle. Olabilir. Yani biz Türklerin, bizim Avrupa'da olsun, yani birçok yerinde en kolay para kazanabileceğimiz mesleklerden bir meslek diyelim. Dönercilik. Basit. Tabii önce İzin almak lazım. Buranın vatandaşı olmak gerekiyor. Bir adrese kayıtlı olman gerekiyor. Olmanız gerekiyor, olmamız gerekiyor. Bunun için de evlenmek icap ediyor. Kolası'da gördüm. Allah'ın Suriyelisi. Niye Allah'ın Suriyelisi diyorum? O da insan tabii. Suriye nere, Belarus nere? Hani Türkiye'den olur da, Türkiye'nin her yerinden. Suriye ne alaka falan diye düşünüyordum. Adam gelmiş açmış burada. Şavarma. Yazmış oraya şavarma Rusça. Bir tane de eleman koymuş. Rus. Kendi de başında bekliyor. Çalışıyor. Adam Suriye'den gelmiş çalışıyor. Çatpat Rusçası da var. Helal olsun yani. Allah'ın Suriyelisi diyorum biz. Son 3-4 yıldır onlara karşı bir antipati var ya. Biraz böyle küçük görüyoruz onları, hani misafirliklerinden dolayı artık gitmelerini istiyoruz vesaire. Bir antipati uyandı onlara karşı. Yani buralarda böyle Suriyeli gördüğümü şaşırıyorum yani. Keşke bizim vatandaşımız da gelse buralara. Öyle öyle. Adam Suriye'den gelmiş, ticaret yapıyor. Neyse. Çay güzel. Çayı getiren kız daha güzel. Fatih Duran, bu kızı senin oğlana alak. Olur mu? Bak göstereyim de. Neyse. Bilmiyorum, buraya gelirse göstereyim. Bu kızı senin oğlana alak. Bak servis yapıyor, iki tane kız geldi. Onları da Murat Çelik'in oğlanları alak. Sarı sarı gezerler Çorum'da. Öbürü de Antalya'da. Fatih merak etmiştir şimdi kızı. Arkadaşlar, bizdeki adetler gibi 300-500 milyar düğün için para harcamıyorsun. O konularda biliyorsunuz ben adetleri sevmiyorum. Ayrı bir videoda söveriz. Bu kadar
baskın kültür, bu kadar adetlerin ağır olduğu bir ülkede bekar olması, bekarların çok olması çok doğal. Buralarda birini bul, evlen, Türk parasıyla 10 milyardan fazla masraf harcamasın. Bak şimdi, böyle bir yeri kiralamaya gerek yok. İşte açık olduğu bir zaman 8-10 tane arkadaşını, aile dostunu getir, otur. Büyükçe bir yaş pasta, 4 tane mum, işte biraz balon, çiçek, böcek. Zaten her yer güzel burada. Anlatabildim mi? Ya millet de şenlik arıyor zaten. Ondan sonra işte çayı söyle, çay zaten 10 rupi. Ne olacak yani 10 rupi? Çay, pasta, ıvır zıvır, al sana işte düğün, nişan. Adına ne dersen de. Bak abi, kızı göstereyim. Madem dedik. Kamera yakınlaştır, yakınlaştır bak Fatih. Böyle abi, kadınlar güzel. Allah öyle yaratmış. Puştuğuna söylemiyorum yani. Bak ben çekince şimdi ikisi yan yana oturdu. Vallahi bir gün denedim, yemin ediyorum. O maceralarımı da anlatacağım sizlere. Ya şu anda yorgunluktan konuşamıyorum, ayaklarım sızlıyor. Nogi bolyat yani, ayaklarım ağrıyor. Oğlum 3 bardak çıkmayacak mı la? Hadi 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 hadi. Para verdik biz buna. Beni izleyen bayanlardan çok özür diliyorum. Dur la, gelmişken Vitebsk'ten biraz daha video çekeyim. Dur bir daha göstereceğim bak. Uzun videoları sevmiyorsunuz ama göstereceğim, göstereceğim. Fatih'in ve Murat Çelik'in çocukları da bunlar. Bak kız geliyor ha, kız geliyor. Bak 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 bak. Fatih, bu video senin için olsun. Murat'la beraber izleyin. Durmuş'a sonra. Durmuş'a başka sürprizim var. Neyse, telefonun şarjı bitecek diye tam kendimi veremiyorum konuşmaya. Oh mis, yan taraftan da arkadaş nargile tutuyor, yemin ediyorum var ya. Oh, kafayı mı buldum, ne oldu? Yavaş yavaş açılıyorum da telefonun şarjı bitecek. Ya erkek erkeğe muhabbet ediyoruz, şaka bir tarafa. Biz de abaza gibi gezmiyoruz arkadaşlar, muhabbet olsun diye. Her zaman gelemiyoruz, gelmişken gösterelim arkadaşlarımıza. Hep beni görecek haliniz yok. Şimdi mevzuya gireceğim de uzar, 13 dakikaya devirdik. Neyse, selam kelam, muhabbete devam arkadaşlar. Çayım soğuyacak, şarjım da bitmek üzere. Gerek yok, daha sonra devam ederiz. Bakalım. Yarın inşallah Grotno'da olacağım. Orada da vakit bulursam sohbet, muhabbet videoları çekeceğim. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.